Apazya Parlamentosu'nun vatandaşlıkla ilgili karar ve denetleme komisyonunca yapılan toplantıda pasaport verilmesiyle ilgili prosedür ve Millet Meclisi'nin bununla ilgili kararına uygulanma durumu ele alındı. Komisyon üyeleri İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat SGB, Başsavcılık Yönetici ve Başkanları ile Bölge Savcıları ve Apazya'nın tüm pasaport vize idaresi başkanlarının katıldığı toplantıda Komisyon Başkanı Aslan Kobakya, pasaportlandırma sürecinin tekrar yasal alana taşınmasını sağlamanın kolluk kuvvetlerinin görevi olduğunu söyledi. Kobakya, Apazya'nın doğusunda 3 bölgede verilen pasaportlarla ilgili daha önce yapılan denetlemeler sonucunda 22 bin pasaportun iptal edildiğini hatırlattı ve aynı denetlemenin diğer bölgelerde de birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Sadece başkent Sohum'da 2006 yılından bu yana 50 bini aşkın pasaport verildiğini bildiren Kobakya, burada da denetlemenin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Toplantıda Gal bölgesinde yaşayanların durumuna değinen başsavcı ise buradakileri halk arasındaki tabirle iki koltukta birden oturmalarına kimsenin göz yummayacağını, artık hangi ülkenin vatandaşı olmak istediklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi. Apazya yasalarına göre kimlere pasaport verilebileceğini İçişleri Bakanlığı belirliyor. Fakat polisin elinde konuyla ilgili yeterli ayrıntı bulunmadığı iddia ediliyor. Bu haber Apaz Devlet Televizyonu ve Altın Post Haber'in işbirliğiyle hazırlanmıştır. Behice Bağ, Sohum, Apazya.